kalmışım, ben çoktan sana dolanmışım. Şimdi gidemem, olmuyor. Neyi sarsam sarmıyor, yetmiyor ne cümlem, ne kelimem, ne hecem. Gözlerin yavan olsa da, gözlerin yavan baksa da, yeminlerin yalan olsa da gidemem. Arkadaşlar, senden her şey varım demiştim. Çiçekmem gerekiyorsa ona da varım. Geleyim. Yürü. Bu yolun sonu cehennem. Ama birlikte yanalım. Birlikte yanalım. Sana kötülük yapıyorum değil mi? Kötüsün sen. Kötüsün, çok kötüsün sen. Ama aşığım sana. Aşığım. Anne. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Alo. Senden çok aciz bir şey öğrenmeni istiyorum. Boşanacağım. Kolay olmayacak biliyorum. Ama boşanacağım. Sen de güçlü olacaksın ama. Tamam mı? Söz ver. Söz. Thank you.
Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Provadayız şu anda. Ne oluyor ya? Ne olduğunu bu melek yüzü şeytana sorun. O daha iyi biliyor. Hanımefendi dışarıda konuşalım mı? Niye? Senin ne mal olduğunu hepsi öğrensin. Kocamı elimden almak için neler yaptığını bilsinler. Benim kimseden korkum yok. Harca çevirdiğim bir şey de yok. Hanımefendi lütfen dışarıda konuşalım mı? Provadayız şu anda. Bak bak ne kadar da masum. Provadaymış. Önce kocamın parasına göz dik. Şimdi de provadayız. Bırak çek ellerini üzerimden. Niye? Sen çektin mi elini kocamın üzerinden? Ben sana bir daha ona yanaşmayacaksın demedim mi ha? Demedim mi? Hanımefendi özel meselenizi dışarıda halledin lütfen. Benim özel hayatımı kaldı zannediyorsun. Bu kadın benim evliliğimi mahvetti. Ben bir şey yapmadım diyorum. Öyle mi? Peki. Bunlar ne o zaman? Hı? Karşılıklı oynaşmalar, gülüşmeler. Ya sende hiç utanma yok mu? Sen ne kadar ahlaksız bir kadınsın. Niye susuyorsun? Konuşsana. Konuşsana! Ben aşık oldum. Ama evli olduğunu bilmiyordum. Tek suçum bu benim. Özür dilemem gerekiyorsa dilerim. Cezam neyse de çekmeye hazırım. Yağmurlu, hep sisli. Güneş yüzü göremeyecek bu çocuk. Ne işi var Londralarda? Alo? Evet, ben babasıyım. Üzüm hastaneye yatırdınız değil mi? Ne gerekiyorsa yapasın. Sakın medyaya haber sızmasın. Bir de magazin diline düşmeyelim. İstersen bir de üstüme kuma alayım anne. Aptalca davranıyorsun. Dua et de şikayetçi olmasın. Ya baban duyarsa ne yapacaksın? Ha? Senin yüzünden itibarımız iki paralık olacak. Ya benim kadınlık itibarım anne? Ne yapsaydım? Kocamı elimden almasına izin mi verseydim? Sen öyle mi yaptın? Baba ben ona dedim ki çok... Hemen eve gidiyoruz. Kimseyle görüşmek yok. Misafir kabul etmek yok. Aile bireyleri dışında kimseyle telefonla görüşmeyecek. Geçin arabaya. Melek Yılmaz hangi odada? Bir saniye. 611 numaralı oda. Koridorun sonunda sağda. Melek. İyi misin? Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Dedim. Kendi bir yol olduğunu ikimiz de biliyorduk. Torbayı daha çalamayacaksın dedi. Nasıl yapar bunu ya? Aklım almıyor. Demek ki o da seni çok seviyor. Umurumda değil Melek. Boşanacağım. Sana söz veriyorum boşanacağım. Her şey bitecek. Söz. Olur, olur. Olur benim için bir şey yapma.
kendim için yap. Mutlu olmak için yap. Ben hiçbir zaman yuva yıkan bir kadın olmak istemiyorum. Ortada bir yuva falan yok ki. Bak, sen bir iyileş. Alıp götüreceğim seni buralardan. Kimsenin bundan sonra seni üzmesine izin vermeyeceğim. Unut artık Bulut. Bana onu unutma bunu. Sen ömrünün sonuna kadar seveceğim. Bekleyeceğim. İnsansın! Sen nasıl yaparsın bunu? Kocasını seven her kadın gibiyim. Sen öldürme diyeme dua et. Senden nefret ediyorum Sude. Sen de zaten birazcık gurur olsa benim gibi bir adamla bir dakika bile durmazsan. Hayret. Bunları senden ilk defa duyuyorum. Sen var ya, hayatıyla oynadığın o kadının tırnağı bile olamazsın. Bulut gitme. Bulut gitme ne olur. Bulut gitme. Bulut. Bulut. Yanındayım. Ama özür dilerim. Ben söyleyemedim sana, gidecektim ama. Ah, tamam, tamam kızım, zorlama kendini. Doktor anlattı her şeyi. İyi misin ha? Kim yaptı kızım sana bu kötülüğü ha? Kim yaptı? Karını hastaneye getirdik. Nesi var? İntihara kalkışmış. Sizinle konuşmamız lazım. Gel böyle. Saffet Bey, hemşire Meleğin babası olduğunu söyledi. Doğru. Benim adım Şahika. Kızınız benim damadımla birlikte olmuş. Daha açık anlatayım. Kızınızın evli bir adamla gayrimeşru ilişkisi var. Erkekler böyle kaçamaklar yapabiliyor maalesef. Ama kızım bunu duyunca üzüntüsünden intihara kalkıştı. O da burada yatıyor. Bilseniz ne kadar perişan olduk. Damadım da çok pişman. Karısının yanından bir an olsun ayrılmıyor. Bundan sonra sizden ricam, kızınıza mukayyet olmanız. Bilirsiniz, yuva yıkanın yuvası olmaz derler. Eğer ısrar edecek olursa onun da yuvası dağılabilir, değil mi? Olamaz. Benim kızım böyle bir şey yapamaz.
Ona sorunda ne halt yediğini anlatsın size. Bundan sonra gözünüzün önünden ayırmayın ki evli adamların peşine takılıp herkesin hayatını mahvetmesin. Baba, iyi misin? Bir şey mi oldu? Kadının biri durdurdu. Saffet, sen misin dedi. Evet, benim dedim. Kızın dedi, evli erkeklerle düşüp kalkıyor dedi. Söyle bana kızım. Sen böyle şeyler yapmazsın değil mi? Ha? Seni ben yetiştirdim. Yapmazsın değil mi? Yalan söylüyorlar değil mi? Ha? Sana iftira atıyorlar değil mi? Hayır de. Ben yapmadım de. Biz olmuyor. Yani Suudi ile yapamıyoruz. Çok denedim ama olmuyor. Seneler ne kadar çabuk geçiyor değil mi Bulut? Düğünümüzü sanki dün yaptık. Suudi, ben aşık oldum. Onsuz yaşayamam baba dediğinde İlk anda çok kızmıştım. Aşk için yaşayacaksan yaşama, öldür kendini dedim. Kendi öz kızıma. Yaptı da. Kesti bileklerini. Sonra seni çağırdım. Geldi. Bulut dedim. Kızım içeride ölüyor. Eğer evleneceksen onu hastaneye götüreceğim. Aksi halde bir adam yüzünden canına kıyan evlat bana lazım değil. Hatırlarsan böyle söyledim. Yok, eğer hayır dersen diyecek bir şeyim yok. Zorla güzellik olmaz. Sen o gün seçimini yaptın Bulut. Kızıma bir hayat verdin. Ben de sana hayatım boyunca göremeyeceğin bir yaşam sundum. Seni ve aileni yaşattım. Bir baba için en kötü şey nedir bilir misin? Evladının her gün yok olduğunu, ölüp gittiğini görmek. Bırakacaktım, kızım bir kere ölecekti. Bak Bulut, lafımı iyi dinle. Kızımın acısı üzerine yuva kurdurtmam. Sen şimdi diyorsun ki bana, bırakacağım, kızın ölsün. Ve ben buradan başka bir kadınla kol kola yürüyüp gideceğim. Buna izin vermem. Yazık olur sana Bulut Efendi. Yazık olur. O gönül verdiğin kızın cesedi çıkar buradan. Ellerinle mezara gömersin. Bilmem anlatabildim mi? Unutacaksın.
biz de yaşadık. Unuttuk. Asıl unutulmayan evlat acısı. Beş dakika sonra arkamdan gel. Ve üzerine düşen görevleri yerine getir. Bulut nerede anne? Yine o kıza mı gitti? Babanla birlikteydi, neredeyse gelir. Yat sen, yorma kendini. Doktorlarla konuştunuz mu peki? Hemen çıkmayacağım değil mi? Çıkacaksın tabii. Mideni yıkadılar. Turp gibisin maşallah. Bir omzuna düşürsem bu yorgun başı, siliverse gözümden akan şu yaşı. Bir omzuna düşürsem bu yorgun başı, siliverse gözümden akan şu yaşı. Bir anlayabilse kalbin tek arkadaşı, aşsa bütün dağları, aşsa da gelse. Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı, aşsa bütün dağları, aşsa da gelse. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam. O gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. O gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. Bana bak. Ben sana ayağımızın altında dolaşmayacaksın demedim. Hı? Bak seni son kez uyarıyorum. Kocamdan, Bulut'tan uzak duracaksın. Anladın mı beni? Ah! Hala bakıyorsun burada değil mi arsız? Bak, görüyor musun? Kocam beni seçti. Beni. Anladın mı? Hatta. Kızım. Ama ben bilmiyordum evli olduğunu. Gerçekten bilmiyordum. Çok özür dilerim. Aa canım, canım kızım. Asıl ben özür dilerim kızım.
Seni böyle tek başına bırakmasaydım bunlar gelmeyecekti başına. Benim meleğim, biricik kızım. Hadi kızım, hadi gel gidelim, hadi. Savaştan çıkmış belli ki. Kim kazandı peki? İçindeki şeytan mı? Yoksa melek mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. İyi misin? Canım ya. Seninle de hiç ilgilenemedim. Her şey o kadar üst üste geliyor ki. Ne oldu ki? Eylül'ü kaybettik. Gökçe ne diyorsun? Öldü mü? Hı hı. Eylül kim kızım? Gökçe'nin ev arkadaşı babacığım. Allah rahmet eylesin. Hasta mıydı? Yani denebilir. Bağımlıymış. Gencecik insanların başına neler geliyor bu şehirde. Allah korusun ya, Allah korusun. Ne diyeyim bilemedim. Ben cenazeye gidiyorum. Ya seni de böyle... Sen boş ver beni, git cenazeye. Başın sağ ol. Tamam. Kızım. Çok canım acıyor baba. Çok canım acıyor. Geçecek kızım. Geçecek. Hepsi geçecek. Bırakma kendini yavrum. Artık çalamayacağım. Sevdiğim her şeyi kaybediyorum. Ben buradayım kızım. Yanındayım ya. Hadi. Hadi sakin ol birazcık. Hadi uzan gel. Gel uzan sen birazcık. Hadi güzel kızım benim. Hadi güzel kızım benim. Çocuk. Hadi abi, tamam. Başın sağ olsun. Böyle bir günde oğlumun yanında olmak istedim. Kalk hadi evimize gidelim. Thank you.
hanımefendi. Merhaba kızım. Bulut Bey ile görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Yok yok. Aslında randevusuz almıyoruz. Mesele miyim? İsterseniz bir kendisine sorun. Peki bekleyin, kim diyelim? Saffet Yılmaz, emekli öğretmen. Bir bakalım yerinde mi kendisi? Ben çıkıyorum. Evet evet, aşağı iniyorum. Tamam, bekliyorum Ferman Bey. Maalesef beyefendi, Bulut Bey yerinde yoklar. Beyefendi bir saniye, giremezsiniz. Bir dakika beyefendi. Yasak dedi değil mi? Bırak beni, bırak! Bulut Ocak'la görüşeceğim seni. Bırak beni! Bulut Ocak'la görüşeceğim ya lan! Ne oluyor arkadaşlar burada? Tamam, bırakın beyefendi. Benim Bulut Ocak. Aşağılık, aşağılık namussuz serseri! Ne günah vardı benim kızımına, ne günah vardı, mahvettin kızımı. Ben beni yüzmek istemedim. Kızımın adını ağzına alma! Sahipsiz mi sandın sen kızıma ha? Sahipsiz mi sandın? Ben gerçekten özür dilerim. Ne günah vardı benim kızımın, günahsızdı o, günahsızdı! Bu burada kalmayacak, bedelini ödeyeceksin. Bu burada kalmayacak. Sen öz evladından daha çok benziyorsun bana. Günahlarınla bile bana benziyorsun. Evet, büyük bir günah işledim. Ama günahımın bedelini zavallı insanlar ödüyor. Doğru. Kızım kahroluyor mesela. ...23 yaşındaydım. Şahika ile yeni evliydim. Ben de senin gibi kendimi bir ateşe attım. Sonra dönüp bakıyorum da acı ve pişmanlıktan başka bir şey kalmadı. Ali, Sude, Şahika, Ali'nin annesi. Hepsi bu günahın bedelini ağır ödediler. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ama ben bu vicdan azabıyla yaşamak istemiyorum. Bir ipin en çürük yerini kesip atarsın, sonra yeniden bağlarsın. En güçlü yer o düğüm olur. Geçmişi düşünme artık. Sen
Bir seçim yaptın. Benim gibi. Geleceğini yeniden kurabilirsin. Böyle bir kahve falan yapayım sana, kendine gelirsin. Sarhoş olmak isteyen bir adamı kahveyle mi yıkmak istiyorsun? Bravo. Araba kullanacaksın, kaza yaparsın böyle. Belki kaza yapmak istiyorum. Belki de ölmek istiyorum. Sen hani? Konuşmak istersen, anlatmak istersen dinlerim. Rahatlarsın da. Bak, sen iyi bir kızsın. Ama biraz kalın kafalısın. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. Giden geri gelmiyor. Ben ne kimseden şefkat beklerim, ne de kimseye şefkat gösteririm. Nasıl becerdin onu? Önemli değil. Ya hadi bir sargı bezi falan getir de onu saralım ya. Yok, ben hallederim. Ya kusura bakma. Biraz önce çok saçmaladım. Çok saçmaladım. Halletmem gereken bir iş vardı, hallettim. İyi akşamlar ailem. Kusura bakmayın, geciktim biraz. Canım benim, ne güzel olmuşsun böyle. Elbisen çok yakışmış. Teşekkür ederim anneciğim. Sen olmasan hiç kimse iltifat etmeyecek. Kolyen de çok güzel. Yeni mi aldın? Hayır, kocam sevgilisi için almış. Sevgili karısı için yani. Hadi kutlayalım yeni başlangıçlarımızı. Babacığım. İyi, ben içerim o zaman. Benim biraz işim var. Otur yerine Şayka. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Her şey sıfırdan başlıyorum. Ondan çaldığın bu kolyeyle mi? Ha? Zavallısın sen. Çok zavallısın.
Afiyet olsun millet. Kaynanamı seviyormuş. Ali, hoş geldin oğlum. Hoş geldin evine. Geç, geç hemen otur. Hemen masaya bir tane servis açın. Oğlum gelmiş. Evine hoş geldin, gel. Hoş geldin Ali. Delikinin dönüp dolaşıp geleceği. Ali hoş geldin. Özledik, değil mi anneciğim? Ay tabii canım, özlemez olur muyuz hiç? O da benim oğlum sayılır. Başın sağ olsun anneciğim. Ali başın sağ olsun. Yani arayacaktım ama acın çok taze olunca gerçekten kahrolduk. Hepimiz kahrolduk canım. Kesin öyledir. İndirin artık maskenizi Şahik Hanım. Siz de. Ne bakıyorsunuz? Ha? Çocukluğumdan bilirim ben bu bakışları. Zahide'nin küçük gelir. Maskeler takılır. Ali yağlanır, ballanır, cebine 3-5 kuruş açlık. Sonra ne zaman gidecek bu çocuk diye dört gözle beklenir. Vakit dolar, Ali postalanır ait olduğu yere. Ali'cim evladım, bu ev senin evin. İstediğin zaman gelir, istediğin zaman gidersin. Kimse karışamaz. Sen benim öz evladımsın. Senin oğlun ne zaman bu eve ait oldu baba? Hanginizin umurunda Ali ya da onun ölen sevgilisi? Gerçekten babana da bize de haksızlık ediyorsun ama Ali. Sen karışma bu işe. Karışması olur mu üvey anne? Bir baba her zaman oğlunun iyiliğini ister. O kız bir gün seni üzecekti Ali. Sen de bu işi nakitle çözeyim dedin ha? Ferman Köklükaya. Ben bu işin bir gün buraya geleceğini biliyordum. İkinizin de iyiliği için. Öldü. Artık yok. Mutlu musun? Öyle bir şeyin olmasını kim ister Ali? Aradım seni. Yardım istedim. Ne olur baba dedim. Sen ne yaptın? Ha? Nasihat vermeye kalktın bana. Çaresiz bıraktın beni. Eylül benim kollarımda öldü. Ben yine her şeye rağmen oğluma yardım etmek istedim. Neredesin oğlum dedim. Yerini söyle geleyim dedim. Duymadın. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Sen onun ölmesini istedin. O yüzden yardım etmedim. Ali, acından ne dediğini bilmiyorsun sen. Vay. Ben mi ne dediğimi bilmiyorum baba. Anlatayım mı o zaman? Anlatayım ben sana ne dediğimi. Diyorum ki, Ali bu evde umuz o kadar da. Ali bu tablo kadar sevilmedi bu evde. Sevilmedi! Bu tablo kadar sevilmedi Ali bu evde! Anlıyor musun şimdi baba? Ha? Ali yeter. Saçmalıyorsun. Bulut. Sen hiçbir zaman değer vermedin bana. Hiç görmedin. Hep görmezden geldin sen beni. Sen ne dediğini bilmiyorsun. İçki mi içtin? Ne yapalım? Ayık kafayla şu sahte suratlarınıza bakamıyorum ki. Gel hadi çalışma odama inelim. Baba oğul gibi konuşuruz. Baba oğul olmak için biraz geç kaldın. Ferman Köklükaya. Neden hiç senin oğlun olarak hissetmediğimi biliyor musun? Ha? Çocukken hayallerim vardı. Üçümüzün bir arada olduğu hayaller. Anne, baba, bir de çocuk. Sen önce o hayalleri öldürdün. Annem de senin yüzünden, kahrından öldü. Şimdi düşünüyorum da, ben babamı annemden önce toprağa gömmüşüm. Huzur bozmaya gelmiş. Aynen! Huzur bozmaya geldim üvey anne. Dua edin ki verdiğim rahatsızlık geçici. Geçici. Hadi. Eyvallah.
hiç iyi değilim. Resmen evi yıktı. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Ne hakla? Aşk olsun Ferman Köklükaya. Yani bizim huzurumuzu kaçırmasına izin verdin. Ali! Eskiden de böyleydin. Ne zaman eve gelsen bir şeyleri kırıp dökerdin. Sonra da babam bana bağırırdı. Her zaman huzurumuzu kaçıracak bir şey bulursun değil mi? Bak bir daha gelmeye niyetim yok benim, tamam mı? Rahatsın artık. Ben mi rahatım? Ben hiç kimsenin umurunda değilim ki. Sen ne yaparsan yap, babam adını ağzından düşürmüyor. Ama ben konuşurken yüzüme bile bakmıyor. Bak, tamam. Şimdi senin sıkıntınla uğraşamam. Benim acım bana yeter, tamam mı? Ben acı çekmiyor muyum? Benim hayatım yolunda mı sanıyorsun? Kocam beni aldatıyor. Ne yapayım? Senin gibi kırıp dökeyim mi ben de? Söyle ne yapayım? Perişan oldu benim yüzümden. Ya sen olmadın mı ki? Ben artık ne hissediyorum bilmiyorum. Yaşamıyor gibiyim. Sadece nefes alıyorum. Geçecek arkadaşım, geçecek. Ya sadece biraz zaman ve sabır. Yıllar sonra şuram sızlamayacak mı? Artık keman da çalamayacağım. Hiçbir zaman affetmeyeceğim onu. Hiçbir zaman. Bir tane de bana koy da beraber içelim. Belki unuturuz her şeyi. Çok mu kötüyüm ben? Hiç sevilecek yanım yok mu? Madem telefon kapalı, muhtemelen şarjımdan uzak, sevdiğime yakın bir yerdeyim. Lütfen bipten sonra mesaj bırakın. Söz veriyorum, size geri döneceğim. Baban aradı, merak etmiş. Ne yaptın? Halledebildin mi onunla hesabını? Adamın pilavından bir pirinç tanesi eksik olmuş dayı. Umrunda mı? Kıçına devirip yatmıştır şimdi. Hayat ona güzel. Eylül'ü baban öldürmedi. Şimdi eski defterleri açmanın kime ne faydası var? Baba babadır çocuk.
Babam en son buraya geldiğinde çok ağır konuştu dayı. Çok ağır konuştu. O kızı ömrün boyunca sırtından atamazsın dedi. Eylül bunu duydu dayı. Benim için kendini feda etti. Sebep olan şeyleri bazen kadere bağlamalıyız. Hayat devam ediyor. Onsuz nefes almak çok ağır dayı. Eylül bir kere öldü. Ben her gün öleceğim. Hazmedemiyorum dayı. Hazmedemiyorum. Sabır çocuk. Sabır, sabır. Hoşumuza giden yalanları tatlı tatlı yutarız da... ...gerçekleri acı acı hazmederiz. İnsanoğlu böyledir işte. Tamam memur bey. Siz gidin, ben kızımı makul bir saatte getiririm. Şimdi gelmek zorunda Ferman bey. Buyurun, savcılık karar. Ama olur mu öyle şey canım? Ne oluyor ya? Yok bir şey kızım, sakin ol. İfade vermeye çağırıyorlar. Niye? Ben bir şey yapmadım ki. Sudi Hanım siz misiniz? Evet benim. Hakkınıza şikayet var. İlçe emniyete gelip ifade vermek zorundasınız. Bir an önce hemen hazırlanın. Tamam memur bey. Siz gidin, ben kızımı kendi aracımla getireceğim. Peki tamam. Emniyetten arkadaşlardan bir tane sizin aracınıza gelsin. Ben de geleceğim. Hiçbir yere gelmesin Şayka. Kalabalığa gerek yok. Anne. Tamam canım. İfadeni verip geleceksin. Baban gerisini halleder. Hadi gel. Rica ederim müdürüm. Kızım konser salonunda kocasını baştan çıkaran kadınla sadece konuşmak için gitmiştir. Olay sadece nefsi müdafaadır. Ayrıca biz de şikayetçiyiz. Yani şirketime kadar gelip... Damadıma nasıl saldırmaya cüret ediyorlar? Asıl mağdur olan biziz. Peki, başkomisere veriyorum ben. Buyurun müdürüm. Peki, anlıyorum. Emredersiniz müdürüm. Kızınızın ve damadınızın ifadesine başvuracağız Ferman Bey. Olay nöbetçi savcılığa intikal etti. Mahkeme saatine kadar Sude Hanım burada bizim misafirimiz olacak. Anladım. Anladım. Bakın memur bey, asıl benim o kadından şikayetçi olmam gerekiyor. Ne yapsaydım? Kocamı elimden almasına izin mi verseydim? Siz olay gününü anlatın lütfen. Yorum yapmayın. Dediğim gibi memur bey, müvekkilim tamamen nefsi müdafaada bulunmuştur. Ama öyle söylemiyor. Söylüyorum ya işte, dinlemiyor musunuz beni? Bakın, ben o kadının derdini biliyorum. Beni içeri tıktıracak, ondan sonra kocam ona kalacak. Olay günü ne oldu? Anlatır mısınız artık? Anlatıyorum memur bey. Sude Hanım, müsaade ederseniz durumu ben özetleyeyim. Az önce anlattım ya. Bakın, ben o kadını güzel güzel uyardım. Kocamdan uzak dur dedim. Ama beni dinlemedi. Ben de sinirlendim haliyle. İttim, düştüm. Hastane raporları ve görgü şahitleri öyle demiyor ama. Herkesin içinde saldırmışsınız. Yalan söylüyorlar. O kız ayartmıştır o arkadaşlarını. Her şey beklenir ondan. Ben bir şey yapmadım diyorum. Ya bırak beni, bırak ya. Ben bir şey yapmadım diyorum. Sen var ya, sen o küçük beynini çok büyük işlere kalkıştın. Ama kocamı benden alamayacaksın. Başaramayacaksın. Haddini bil hanım. Melek Yılmaz, Gökçe Türk. Buradalar memur bey. Baba, baba, baba lütfen yardım et. Beni götürüyorlar. Tamam kızım. Sakin ol. Sadece birkaç saat. Sonra çıkacaksın, tamam mı? Hadi kızım. Her şeyi olduğu gibi anlat. Baba lütfen. Hadi kızım. Tamam. Ali! Uyandın mı çocuk? Hadi bakalım. Uyandım dayı. Uyandım.
Bak güneş tepemize dikildi. Bugün çok işimiz var. Tembellik yok. İyi değilim dayı. Bugünlük affet beni. İyi o zaman. Bir duş alırsın, kendine gelirsin. Sonra da iş başı. Hadi bakalım marş marş. Dayı gücüm yok. Kalkamıyorum. Kızım ne oldu? Ne oldu Melek? Otur şöyle otur. Otur. Su alıp geleyim ben. Ben alayım Saffet amca. Yok sen otur Melek'in yanında. Tamam. İyi misin? Tamam annem. Tamam. Saffet Bey. Ben sizi arayacağım. Saffet Bey. Biraz dışarıda konuşalım mı? Konuşalım bakalım. Ne konuşacaksak. Kız babasısın sen de, birbirimizi iyi anlarız. Bizim damat şeytana uymuş. Bizim kız da kocasına biraz düşkündür. Bir cahillik etmiş. Seninkine saldırmış. Ama şimdi çok pişman. Genç bunlar tabii. Biz büyüklere düşen onların kusurunu kapatmak. Büyütmeyelim artık meseleyi. Ne demek büyütmeyelim? Benim kızım kolunu kullanamıyor ya. Onca yıldır aldığı eğitim, her şey çöpe gitti. Hayatı karardı kızım. Biliyorum. Benim hastanede tedavi oldu. Büyük geçmiş olsun. Ne günahı vardı zavallı çocuğumun? Evli bir adama tutuldu. Kusuru bu. Kızım sevmiş. Kimsenin alnında evli yazmıyor beyefendi. Damadınızın foyası ortaya çıkınca elini eteğini çekti zaten. Bu işin oluru nedir arkadaş? Sen onu söyle. Olurum olur yok beyefendi. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Evli olduğunu gizleyen o damadınıza da arka çıkmayacaksınız. Bence bu işi kendi aramızda halledebiliriz. Mahkemeye falan karıştırmayalım. Şikayetinizi geri çekmek için ne istiyorsunuz? Hiçbir şey istemiyorum. Olay yargıya gidecek. Herkes günahının bedelini ödeyecek. Sen beni tanımıyorsun galiba arkadaş. Sen bu şikayetini geri almazsan ben ne yapar eder bu meseleyi çözerim. İnsanlık edip günahımızı affettirelim dedik. Söyleyecektin hesap numaranı, paran yatacaktı hesabına. Aklın sıra mahkemeye gideceksin ve benden tazminat koparacaksın, öyle mi? Yok kardeşim. Mara mara yok, zırnık yok sana. Yazıklar olsun senin kalıbına be. Ayıptır ya. Bir de adam belli hep karşıma almış konuşuyorum seni. Ulan senin paran benim şerefimi almaya yeter mi be, he? Yeter mi? Alo. Bulut, ben arabadayım. Tamam, geliyorum. Melek. Gerçekten çok üzgünüm. Özür dilerim. Ya rahat bırak artık şu kızı ya. Gider misin lütfen? Hadi kızlar. Çıkarın beni buradan. Ya bu kadın leş gibi kokuyor ya. Burası da iğrenç ayrıca. Ben oturamam burada. Ben bir şey yapmadım. Kime diyorum hey? Bana bak. Arıza çıkarma. Çizerim o fiyakanı burada senin. Sen benimle nasıl konuşuyorsun ya? Terbiyesiz. Açlıktan öleceğim burada. Ya ben burada duramam. Ne olur çıkarın beni. Ya delirtecek misiniz beni? Ama bağırdım ablacığım ya. Derdin ne, ne var? Ne demek derdin ne ya? Burası leş gibi. Oturamam ben burada. Ayrıca çok da acıktım. Bari bir yemek söyleyin. Ne arzu edersiniz? Kaburga getirteyim.
Tantuni? Yok istemem dersen çiğ köfte yoğurt ye. Kardeşim dalga mı geçiyorsun? Nezarethane burası. Buyurun. Ne oldu? Ne sordular? Sude nerede? Ferman, Sude nerede? Bu gece nezarette kalacak. Yarın mahkemesi var. Nezarette mi? Böyle bir şey nasıl olabilir? Mahvolduk. Rezil olduk herkese. Ferman bir şey söylesene Allah aşkına. Aklımı oynatacağım şimdi. Ne söyleyeyim Şarkı? Ne demek ne söyleyeyim canım? Koskoca Ferman Köklük Ayı'nın eli kolu mu bağlandı? Ne oldu? Kızının eli kolu bağlansaydı, azıcık zapt edebilseydi bunlar gelmezdi başımıza. Ben kızımın yanına gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun Şarkı. Senin işin bitmedi mi hala? Avukat arıyor. Alo. Ne yaptın, görüştün mü savcıyla? Mutlaka mahkemeye çıkması gerekiyor. 3 yıl mı? Tamam. Tamam. Şikayeti geri çekmezlerse işi zor demiş savcı. Kızımı bu belaya sen soktun Bulut Efendi. Sen çıkaracaksın. Sude problemli bir kız, kabul ediyorum. Ama hiçbir kadın aldatılmayı hak etmez. Onun başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Ferman Bey'i duydun. Ne gerekiyorsa yap. Acele etsen iyi olur. Oh be! İnsanın dünya varmış diyesi geliyor. Bilmem. Var mı gerçekten? Biraz etrafına bakıp gülümser misin lütfen? Ha şöyle. Önünde yepyeni bir hayat var. Doya doya yaşayacaksın. Hadi bakalım. Kim? Alo, Melek. Ben Melek değilim. Sen de adam değilsin. Arama artık şu kızı, rahat bırak ya. Ne söyleyeceksen söyle benim. Melek, telefonda olmaz. Yüz yüze konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz kaldı mı ki? Son bir kez. Söz veriyorum, bir daha yoluna çıkmayacağım. Çok önemli. Arama artık beni. Çok önemliymiş. Bitmiyor, bitmiyor. Efendim. Hiç sebep istesen beni. Ulan şu toprak kadar değerimiz yokmuş be gözünde. Senin bu yaptığın vicdansızlık, hainlik. Mutlu musun? Çocuk, ben seni bayağı güçlü sanırdım. Hadi yeter artık, kalk. Dayı bırak dayı. Git hadi. Onu burada bırak bak. Onsuz nefes alamıyorum. Onsuz yaşayamıyorum. Anlıyor musun? Yaşayamıyorum. Yaşayamıyorsan o zaman gel benimle. Hadi yürü. Sohbet etmeye gelmedim. Ne söyleyeceksen söyle. Yüzüme bakmayacak mısın? Bakmak istemiyorum. Yapma böyle Melek. Yüzüne bakılacak adam mısın? Öyle olsun istemezdim. Sen istedin, böyle olmasın. Melek. Dokunma bana sakın. Haklısın. Haklısın.
Seni büyük bir ateşin içine attım. Sonunu düşünmeden. Yanında da olamadım. Affet beni. Karından daha diledin mi? Özür dilerim karıcığım, bir daha çapkınlık yapmayacağım dedin mi? Melek. Sana bakınca ne görüyorum biliyor musun? Yalancı. Kadın avcısı bir züppe görüyorum. Kaç kızı kandırdın benimle? Ben öyle biri değilim. Ben senden başka kimseye böyle bir şey hissetmedim Melek. Benim de canım acıyor. Çok canım acıyor. Melek, ben kahroluyorum. Kahrolan adam o araba dünlerdi. Yüreğinde zerre kadar sevgi olan bir insan bir kadını hastane önünde öyle bırakmazdı. Kılını bile kıpırdatmadın sen. İnemezdim. İnemezdim çünkü bilmediğin şeyler var. Ben seni korumaya çalışıyorum. Korumaya çalışıyorsun. Bak bileğim, beni bu kadar koruyabilirsin işte sen. Bunları söylemek için mi çağırdın beni? Melek, tanımıyorsun onları. İnseydin çok daha kötüsünü yaparlardı. Sana daha fazla zarar vermelerinden korktum. Hala da korkuyorum. Benim için mi korkuyorsun yoksa karın hapse girecek diye? Senin için. Benim için. Daha ne yapabilirler bana? Öldürecekler mi? Benim canımdan başka kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Melek, sana bir şey olursa ben yaşayamam. Yalancısın sen. Yalancı ve korkak. Korkam. Tamam korkam. Sana bir şey olmasından korkuyorum ben. Ben kendi hayatı içinde köşeye sıkışmış bir adamım. Keşke daha farklı olsaydı. Keşke ben evli olmasaydım. Ya da keşke senin hayatına girmeseydim. Ağlama ne olur. Ağlamıyorum. Nefret ediyorum senden. Ne olur git artık hayatımdan, çık. Gel buraya. Madem ki yaşayamıyorsun, işte sana fırsat. Kararını ver hadi. Bir defa öleceksin. Sana engel falan olmayacağım. Atla. Atlasana, ne duruyorsun? Hadi atla. Verdin mi kararını? Hadi atla. Atlasana. Seni tanıyorum çocuk. Seni çok iyi tanıyorum. Atlamayacağından adım gibi eminim. Onunla nasıl yaşadın? Onsuz da yaşamayı öğreneceksin oğlum. Kaybetmeyi göze alamadığın şeylere benim deme sakın. Uçmayı bilen düşmeyi de göze alacak. Kavuşmayı bilen ayrılığı göze alacak. Korkma oğlum. Hayat kimseyi öyle yarım falan bırakmaz. Eksik yerin biraz acı, biraz umutla dolacak. Gerisini de idare edeceksin. Hepimiz öyle yapıyoruz. Sonra da yolculuk sırası bize gelecek.
Merhaba, iyi akşamlar. Ben Melek Dilmaz. Sabah bir şikayette bulunmuştum. Evet, hatırladım sizi. Eğer mümkünse Sude Ocak'la görüşme imkanım var mı? Fikrinizi mi değiştirdiniz? Normalde böyle şeyler yapmıyoruz ama sabahtan beri bağırıyor içeride. Belki hem onu hem bizi kurtarırsınız. Necdet bir gelsene. Ne o? Beni ne hale düşürdüğünü görmeye mi geldin? Merak etme, babam ilgileniyor. Birkaç saate çıkarım burada. Tamam. Gücü yetecekse babanın, çıkarsın o zaman sen. Çıkar beni buradan. Lütfen. Yalvarmak insana hiç yakışmıyor, biliyor musun? Yalvarmak küçültüyor insanı. Hele seni daha da küçültüyor. Sence ben sana yalvarmak istiyor muyum? Hı? Hayat çok acımasız değil mi? Ama bence hayatı acımasız yapan insanlar. Şu an şu şartlar altında olmasaydık kim bilir neler söylemek isterdim. Hatta belki de vurmak isterdin ha? Öfkeni kusardın, rahatlardın. Ne söylememi bekliyorsun? Bir şey demeni beklemiyorum. Buraya seni dinlemeye gelmedim. Aslına bakarsan seni buradan kurtarmaya da gelmedim. Benim tek amacım senden ve o yalan dünyadan uzak durmak. Yani buraya kendimi kurtarmaya geldim, anladın mı? Seni çıkaracağım buradan. Ama bir şartım var. Bir daha asla bana yaklaşmayacaksınız. Seni bir metre bile yakınında görmek istemiyorum. Tamam mı? Günaydın Melek kızı. Günaydın Hayri amca. Nasılsın hocam? Nasılsın? İyidir inşallah. İyi, ne olsun, evde. Günaydınlar. Nasılsın Zekiye abla? İyiyim Melek'ciğim, sen nasılsın? Teşekkürler. Alo tatlım. Ne haber? İyiyim canım, ne olsun. Bugün hava çok güzel. Attım kendimi dışarı. Oo, şanslısın valla. İstanbul çok soğuk. O yüzden kaçtım ya ben de. Ya Melek. Ben aslında seni şey için aradım da. Yani nasıl söylesem bilmiyorum. Şeyden mail geldi. Londra'dan değil mi? Yedekleri alıyorlarmış. Senin adına çok sevindim arkadaşım. Başarılı olacağından eminim. Çok sağ ol. Senin hakkında ama. Senin kısmetinmiş. Tebrik ederim. Sen beni merak etme. Ben toparlıyorum yavaş yavaş. Neyse sonra konuşuruz. Öptüm canım çok seni. Tamam, ben de öptüm. Günaydın. Sana da. Acelem var Sude. Geç geldin dün gece. İşler yoğun, çalışıyorum. Kocamın başarısı gururlandırıyor beni. Nereden biliyorsun başarılı olduğumu? Babamdan.
Eğer Ferman Köprükaya'nın keyfi yerindeyse ortada bir başarı var demektir. Ne mutlu bize. Bu arada yarın doktordan randevu aldım tüp bebek için. 12 gibi senin de gelmen gerekiyor. Sude, konuştuk bu konuyu. Çocuk istemiyorum ben. Ama ben istiyorum. Anne olmak istiyorum. Bulut bak. Lütfen. Her şey düzeliyor görüyorsun. Biraz da beni düşün. Bak ne kadar çabalıyorum değişmek için. Lütfen. Bizim için, hı? Biz diye bir şey yok Sude. Vera! Buyurun Sude Hanım. Sen hangi okulu bitirmiştin? Ben mi? Ben şey, pedagoji okudum memleketimde. Sonra da sinema üzerine master yaptım. Tamam, bırak sinemayı. İngilizcen nasıl? Çok iyi. Güzel. O zaman bundan sonra benim bebeğime dadılık yapacaksın. Siz hamile misiniz? Değilim. Ama çok yakında olacağım. Gidebilirsin. Hadi! Hani sen kaydırak yapacaktın? Kulübe bu. Kaydırak işte dayı. Şu tarafına kaydırak konduracağım. Olacak. Ya sen basbaya böyle bir çocuk parkı yapıyorsun ya. Eyvallah. Daha neler yapacağım bak gör. Cıvıl cıvıl çocuklar gelip oynayacak burada. İyi güzel. Aferin. Bravo. Bravo çocuk. Bravo. İnşallah senin yavruları da oynarken görürüz bunun üstünde. Ne yani, olamaz mı? Daha yaşın genç. Ya var ya dayı, sen de adamın yarasına tuz basıyorsun. Helal sana. Çocuk, hayat bu hayat. İnsanın kısmetine kim çıkar belli olmaz. Yavaş, hiç kaptırma. Mandalinlerin hazır. Narda vereyim mi kızım? Geçen hafta aldım ya Hasan amca. Peki, hadi teşekkür ederim. Sağ olasın. Kız gel gel gel. Kendine gelin, ben şamım ya. Hatırım için. Tamam. Afiyet olsun. Ellerine sağlık, çok afiyet güzel. Afiyet olsun, hocama selam. Söylerim. Kolay gelsin Maksut amcacığım. Ha Melek, babana selam söyle. Söylerim. Sen beni öldürmek mi istiyorsun Sude? Yo, niye? Çabuk çıkar onu candandan. Beni yine rezil etme. Rezil olacak ne var anneciğim, neyse parası veririz. Doğmamış çocuğa don alacağına önce kocanı ikna etsen. Gel. Bulut beni istemiyor anne. Ne yapsam olmuyor. Unutamadı hala o kızı. Unuttur o zaman. Gençsin, güzelsin. Kadınlığını kullan. İnsanlar yıllarca beklemiyor. Sormuyor. Giriyor koyuna, istediğini alıyor. Peki anneciğim, ben de olmasaydım babamla evliliğin devam eder miydi? Alo? Ha Ahmet, sen misin? Ne? Hastane mi? Tamam, 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 hemen geliyorum. İşçiliğe dikkat edin. Kalıplar patlamasın. Üst sınıf malzemeler istiyorum. Ama pazarlık yapın tabii. Başka bir şey var mı? Sağ ol.
Necdet Usta. Oo Bulut Bey, görünmüyorsun çoktandır. Baksana sen gittikçe rahmetliye benziyorsun. Bir ara oturalım sohbet edelim. Babamdan anılarını anlat özledim. Var mı ihtiyacın? Beni şu mühendislerle muhatap etme, kurbanın olayım. Başka ne isteyeceğim? Neymiş, diploması varmış. Öyle deme, sen de çocuğunu okutuyorsun. Onun da diploması olacak. Okusun da mala değil, kalem oynasın değil mi? Neyse şu kamyonlara bir bakayım, indirmeyi bitirmişler mi? Var mı bir yaramazlık? Erman Bey, yaramazlık yok. Projelendirmeye uygun gidiyoruz. Sürede de bütçede de sıkıntı yok. Güzel. Seni almaya geldim. Gidiyoruz. Şirkette önemli bir yönetim kurulu toplantısı var. Ne iyi ettin de geldin Sude kızım. Ben de Bulut'a boyuna sorup duruyordum. Güzel gelinim nasıl, iyi mi falan diye. O ne diyordu peki? Ne diyecek canım? İyi iyi, o da seni özledi falan diyordu işte. Aa, siz benden daha sık görüşüyorsunuz demek ki. Ne oldu, aranız kötü mü yoksa? Yok, kötü değil, niye kötü olsun? Sadece biraz daha sıcak olabilirdi. Sıcak derken? İşte her kadının kocasından beklediği normal şeyler. Sonuçta ben diğer kadınlar gibi ev araba istemiyorum. Değil mi? Peki ne istiyorsun yavrum? Çocuk istiyorum Ayten Hanım. Hakkın tabii. Ben de torun yolu gözlemekten helak oldum vallahi. Helak olmayın Ayten Hanımcığım, helak olmayın. Alın oğlunuzu karşınıza, güzel güzel konuşun. Çünkü artık benim bekleyecek sabrım kalmadı. Tamam kızım. Benim de zaten Bulut'la konuşmak istediğim çok önemli bir mesele vardı. Baş başa kalıp konuşurum ben onunla, merak etme sen. Neymiş o önemli mesele? Çin'den makineler almak istiyorum. Böylece daha çok mal üretebileceğim. Kazancım da ona göre olur tabii. Alın. Bulut'a niye soruyorsunuz ki? Alırım almasına da. Bir 300 bin liram olsa yok tabii. Dert ettiğiniz şey bu mu Ayten Hanım? Bulut'a niye söylüyorsunuz? Ben hallederim. Gerçekten. Gerçekten. Biz bir aile değil miyiz Ayten Hanım? Böyle zor günlerde birbirimize destek olacağız tabii ki. Öyle öyle tabii. İstersen bunu Bulut'a söylemeyelim, olur mu yavrum? Ayten Hanım, bir erkeğin bilmesi gereken değil, yapması gereken şeyler vardır. O yüzden siz hiç merak etmeyin. Kafası yere çarptı, çok fena düştü. Şimdi iyi, Allah çok sağ ol. Burası Saffet Hocam, burası. Sıcaktan böyle geldi hocam, şimdi iyi. İyi, merak kızım, etme. Nasılsın? Ne dedi doktor? Kan aldılar babacığım. Hemen telaşlanma. Önemli bir şey yoktu. Tansiyonu falan düştü herhalde. Hadi bir şey gidelim artık. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Telaş edecek bir şey yok. Güzel haberler var. Babası nerede bakalım? Benim doktor bey. Yok. Ben bebeğin babasını soruyorum. Kızınız hamile. Bir sorun mu var Ferman Bey? Daha önce yönetim kurulu üyeleriyle şahsen görüşmüştüm. Değerli çalışma arkadaşlarım, bugünkü toplantımızın İçeriğinin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bulut Ocak dışında. Değerli çalışma arkadaşlarım, değerli yönetim kurulu üyeleri, bugün itibariyle grubumuzun başkanlığına Bulut Ocak'ı atıyorum.
yeni yönetim kurulu başkanımız olarak hayırlı olmasını temenni ediyorum. Köktükaya ailesine hizmet etmek ağır bir sorumluluk. Daha büyük bir yükün altına giriyorum sanırım. Ama bu yükü taşıyacak doğru kişi miyim? Bilmiyorum aslında. Bugüne kadarki çabaların hepimizin takdirini kazandı. Hem benim adımı hem ailemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden eminim. Hem damadım hem yönetim kurulu başkanı olarak. Önemli bir şey yoktu inşallah. Yazıklar olsun bana. Öğrencilerime edep öğreteceğim diye çalışıp durdum. Kendi kızıma öğretememişim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz anne. Niye haber vermediniz? Sude kızım arayınca hemen koşup geldik. Bugün yanında olmayacağız da ne zaman olacağız yavrum? Tebrik ederim hayatım. Bu sefer turnayı gözünden vurdum. Vallahi Bulut, bugünlere geleceğini çok iyi biliyordum. Ah kurban olurum ben sana yavrum. Oh. Zaten yüzünü az görüyorduk. Şimdi sen bizi iyice unutursun abicim. Artık işi ağırlaştı. Tebrik ederim Bulutcuğum. Teşekkür ederim. Hadi kutlayalım. Thank you.
Vallahi iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum. Şimdi Bulut iyice işkolik olur, ben de sıkıntıdan patlarım. Artık siz de bir çocuk yapın. Hem oyalanacak bir şey olur en azından. Vallahi ben de torun istiyorum. Çok beklemedik bir şahikacığım. Evet. Hem de sen ilgilenirsin artık çocuğun bakımıyla filan. Ne iyi olur değil mi babacığım? Tabii canım. Çocuksuz ev çiçeksiz ağaca benzer. Sen ne diyorsun hayatım? Ha? Pardon? Annen diyor ki çocuk yapın da sevelim diyor. Babam da diyor ki çocuk iyi bir şeydir, çiçektir, böcektir bir şey diyor. Konuşuruz sonra. Sonra diye diye yıllar geçti zaten. Sudeciğim, erkekler böyle konuların konuşulmasından pek hoşlanmazlar. Hayırlısı ise olur. İnşallah. Yeni odanızı hazırladık. Bütün çalışanlara ve basına yeni ünvanınızı bildirdik. Günaydın. Sağ ol Burcu. Efendim Sude. Alo Bulut. Ben birazdan geçiyorum doktora. Bulut. Duyuyorum, duyuyorum. Doktora gidiyorum. Gelmiyor musun? Unuttun mu yoksa? Geleceğim Sude, tamam. Ben şimdi asansöre biniyorum, çekmez. Tamam, kapatıyorum. Bye. Ya şunların tatlılığına baksana ya. Çok şirin değil mi? Hamilesiniz galiba Sude Hanım. Hayırlı olsun. Ne o? Üzüldün mü? Yok Sude Hanım. Özür dilerim. Hamile değilim Haydar'cığım. Ama olacağım. Çok yakında. Ay ne yapacağız şimdi ya?
Başına bunların geleceğini bilseydim. Melek. Ya düşünme, hadi bir şey söyle artık. Tam kurtuldum. O kötü günler geçti demiştim. Ona ait bir şey hatırlamayacağım. Ne yüzünü ne sesini diye düşünmüştüm. Canım benim, haklısın da. Yani artık üzülmek için vaktin yok. Karar vermen lazım bir an önce. Nasıl olacak bilmiyorum ama ben doğuramam bu çocuğu. Doğuramam yani. Ben ona tek başıma bakamam ki. Ali arıyor. Eylül'ün eşyalarını alacak da. Alo Ali. Ne haber Gökçe? İyiyim sağ ol. Geliyorsun değil mi bugün? Akşam uçuyorum çünkü. Hoppala. Ne zaman alacağız peki? Burası da çok yoğun. Ya aslında Melek evde. Anahtarı ona bıraktım. Gece gelebilirsin. Çünkü evi teslim etmem lazım yerine, ev sahibine. Anladım. Tamam o zaman, ben gece gelirim. Bu arada sana da iyi yolculuklar. Görüşürüz. İyi bak kendine. Sorun olmaz değil mi? Çıktı herhalde. Bir sorun değil Sude Hanım. Yarın da gelebilirsiniz. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Alo aşkım. Gelmedin hala. Evet evet, doktordayım. Aa öyle mi? Ha neyse, sorun değil ya, zaten yarın da gelebilirmişiz. Tamam hayatım. Ben de seni, bay bay. Şey, Tem'de biraz trafik sıkışmıştı, şimdi gelemedi diye de kahrolur o. Dediğim gibi yumurta rezerviniz azalmış. Tüp bebek tedavisi de cevap vermeyebilir. Ama biz şansımızı bir deneyelim tabii. Yalnız Bulut Bey'in de gelmesi lazım. Ona da bazı tetkikler yapılacak. Bakın Neşe Hanım. Ben hamile kalmak istiyorum. Gel. Değerli yönetim kurulu başkanım. Gel Sinan, otur. Tembelliğe taviz vermeyecek bir adam var artık şirketin başında. İşimden olmak istemem. Ya saçmalama. Kahve içerken de iş konuşabiliriz. Otur. Bize 2 sade kahve gönderir misin? Ne bunlar? Bir göz at istersen. Bizim ihaleye mi giriyorlar? İhale, etüt, finansman ve operasyon süreci kalem kalem çalışılmış. Ekipman hazır. Vay be, bu ne hız? Aynı şirket mi? Gözlerini karartmışlar. Para trafikleri çok sağlam ve düzenli. İsviçre Bankası ile çalışıyorlar. Aytekin Özdemir adına yatıyor bütün bu para. Aytekin Özdemir. Kimmiş neymiş bu adam? Bir araştır bakalım. Onların atacakları adımı biz daha önceden bilelim. Bulut, zararın neresinden dönersek kârdır. Vazgeçelim derim. Olmaz. Yatırıma devam. Ferman Bey çok istiyor bu işi. Neredeyse 10 milyon dolar para harcadık. Liman inşaatı otele benzemez. Ya ihale süresince bunun 10 misini kaybedersek? Büyük bir riske giriyorsun. Niye? Sırf Ferman Köktükaya damadım bana 10 milyoncuk kaybettirdi demesin diye değil mi? Sinan. Aytekin Özdemir'le ilgili bilgileri en kısa zamanda istiyorum. Başka bir şey var mı? Peki. Başka bir şey yok. Thank you.
Amma nazlandın ya. Gidiyordum az kalsın. Affedersin beklettiysem. Uyuyor muydun sen içeride? Yok, oturuyordum. Otura otura kilo mu almışsın sanki? Koliler burada. Paketlemiş Gökçe hepsini. Karanlıkta mı oturuyorsun sen? Evet. Unutmuşum açmayı. Gökçe gidelim de evi bir sessizleşti desene. Evet. Yarın ben de gidiyorum. Yani evde kapanıyor zaten. Sen ne yapacaksın? Bilmem. Bulacağız bir şeyler. İstanbul'da mısın? İş bulabilirsem, evet. Ya bulursun sen iş. Zanaatin var. Maalesef yok. Çünkü çalamıyorum artık. O zaman evi niye boşaltıyorsun? Anlamadım. Çünkü daha ucuz bir yer bulmam lazım. Tabii önce iş bulmam gerek. İş bulana kadar nerede kalacaksın? Bulacağım bir yer. Nasıl bulacağım ya? Bizim akrabalar var. Hı. Teyzemin eltisinin damadı. Yakınız bayağı, ona gideceğim. Teyzenin eltisinin damadı. Bayağı yakınmışsınız. Severiz birbirimizi. İyi tamam. Uzadım ben. Hadi eyvallah. Peki. Bu faslı da kapattıkmış o. Yine neyin var senin ya? Hı? Tabii ya. Vicdansız herifin teki olduk iyice, değil mi? Bekle burada, geliyorum. Tamam, kestirdir tamam. Geliyorsun. Nereye gittiğimizi söylesene. Hadi gel. Ya, tamam da geliyorsun. Ama nereye gidiyorum? Ya sorgula, bin şöyle be. Ya binmeyeceğim. Geç. Ya binmeyeceğim. Ya geç şöyle be. Binmeyeceğim. Bineceksin. Binmeyeceğim ya, manyak mısın sen? Kızım öcü müyüz biz? Ha? Sokakta mı kalacaksın tek başına bu saatte? Sana ne? Nasıl sana ne? Tamam. Teyzenin eltisini bilmem neyine bırakacağım seni. Damadı, damadı o. Tamam, damadı. Oraya bırakacağım, hadi. Nerede oturuyorlar, söyle. Heh. Yalan söyle. Geç, gidiyoruz. Ya. Geç hadi, geç. Gidiyoruz. İyi akşamlar benim sevgili çekirdek ailem. Nasılsınız inşallah? Nedir bu halin? Ah, kusura bakma babacığım, ev halinde değilim de sarhoşum biraz. Gel hadi içeri gidip yüzünü yıkayalım. Kendine gel Sude. Oh be,
Ali gibi olmak varmış bu dünyada. Sana kendine gel dedim. Gördün mü? Düşündüğü nasıl da kırılıveriyor her şey. Şayka, ne oluyor burada? Bana sorsana baba. Şayka kızına bak. Şayka ne oluyor buna? Bir kere de bana nasılsın diye sorsana. Sude. Ah, sevgili kocacığım da buradaymış. Ben de niye doktora gelmedi diyordum. Meğersem evinde paşa paşa oturuyormuş kocacığım. Sude, bunları konuşmanın yeri değil. Niye, ayıp mı? Yabancı mı var? Tanıştırayım. Annem, babam. Hadi gel bizi odamıza çıkalım. Odamız. Odamız mı var bizim? Şunu götür, nereye götüreceksen hadi. Babanın yanında nasıl konuşuyorsun sen böyle? Ayıp denen bir şey var. Ayıp mı? Çok utandım şimdi ben. Ben utanınca böyle oluyorum, biliyor musunuz? Doktorda kocamı beklerken de aynen böyle utandım ben. Neden gitmedin sanki? Vaktim olmadı. Kocamın kariyer yapmaktan çocuk yapmaya vakti yok çünkü. Hadi gel odana gidelim canım. Yat sen. Hadi gel. Sude gel. Hadi çıkalım. Aşkına ya, nereye gidiyoruz? Kaçırıyorum seni. İneceğim ben. İnmek istiyorum ben. Ya durdur dedim sana arabayı. Söyleyecek misin nereye gideceğimizi? Melek, ben gidiyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Çatlaksın sen, çatlak. Normal değilsin. Yemin ederim normal değilsin. Ulan ne yapıyorum ben burada ya? Ne olur koru beni. Müşo bana çatlak dedi bu. Evet evet. Normal olmadığımı da söyledi. Müşo kim ya? Kimle konuşuyorsun sen? Müşerref. Müşerref? Sen iyi değilsin burada. İkimizden bak. Benim adım Müşo! Kızım, amma ötleksin sen ya. Dur tamam, sakin ol. Bak tanıştırayım seni. Benim emektar arabam Müşo. Müşerref Melek. Melek Müşerref. Müşerref? He. Yani tanıştığında çok memnun olmuş ama... biraz cadı diyor senin için. Müşerref mi diyor? Evet, Müşerref diyor. Sen normal değilsin. Gerçek. Ne? Ben artık sensiz uyumak istemiyorum Bulut. Nefesini duymak istiyorum. Çok sarhoşsun. Yarın konuşuruz. Yarın konuşuruz. Yarın konuşuruz. Geldik. Burası neresi? Ali babanın çiftliği.
Şunu takalım şöyle. Ne yapacağım ben bununla? Madene ineceksin. Kızım sen iş istemiyor muydun? Al sana iş. Hah. Patron da geldi. Tanıştırayım sizi. Melek yeni aşçımız. Patron yani dayım. Hoş geldin. Merhaba. İyi hadi bakalım. Hayırlı olsun kızım. Hadi iş başı, müşteri beklemez. Hadi. Sen de koy şunları küvete. Sude Hanım, hayırdır bir şey mi oldu? Yok öyle daraldım, dolaşayım dedim. Anladım. Çık dışarı. Çık. Ekmekleri dilimler misin oradan? Cacığımız var mı? Yeni aşçımız hemen yapıyor dayı. İyi, güveçe ne oldu? O da 2 dakikaya hazır. Tamam. Hadi çabuk olun. Ege yemekleri bilir misin sen? Ege yemekleri mi? Evet, evet. Doğru, sen sosyete kısmındandın değil mi? Ben sosyete falan değilim, ayrıca çok iyi Ege yemekleri bilirim. Budur. Yarından itibaren menüye 3 çeşit yemek ekliyoruz Ege mutfağından. Öğle servisine kadar hangi yemekleri yapacağını düşün. 20'şer porsiyon hazır olsun. Oldu paşam. Başka emriniz? Çocuk, hemen 2 tane limon doğruyorsun. Sonra da 2 sade bir orta kahve yapıyorsun. Hemen hadi sallanma. Ne oldu güveçler? Tamam. Seni sevdi. Dayım sadece sevdiklerine çocuklar. Uyumadın mı sen? Burada kalırsın. Temizdir. Dayım zaten temizlik hastası bir adamdır. Daha sonra istediğin gibi düzenlersin zaten odanı. Olmaz. Yapamam ben. Gideceğim ben yarın ya. Ya kızım bak biz sana iyilik yapmıyoruz. Ya zaten bizim eli yüzü düzgün aşçıya ihtiyacımız vardı. E sen de işe yaramıyor muydun? Ahan da sana iş. Hem para kazanırsın kötü mü? İyi de ben hiç lokantada çalışmadım ki daha önce. Nasıl olacak? Ya ne olacak?
Ya bak şöyle düşün. Ya farz edelim ki eve görücü geliyor, seni isteyecekler. Sen de mutfakta onlara itinayla yemek hazırlıyorsun. Ne var bunda? Bana bak. Kahvelerine tuz koyma ha sakın. Çok komiksin gerçekten. Kargalarla kahvaltı yapmak için mi kalktın? Hı? Sabahın köründe diyorum, niye kalktın? Ha. Uyku tutmadı. Madem uyku tutmadı, şöyle bir ortalığı süpürseydin, bir çorba falan yapsaydın. Ha? Şey, ben izin isteyecektim bugün. Hayda. Bak daha ilk günden ama. Dakika bir gol bir. Çok önemli bir işim var da bugün. Gidip geleyim, bütün dediklerini yapacağım. Söz mü? Söz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Sana da günaydın. Buyur. Tabii ayıldıysan. Kafam kazan gibi. Bana da bir kahve getirir misin? O kadar içersen öyle olur tabii. Neydi o hallerin öyle dün gece? Anneciğim gerçekten şu an bunları konuşmak istemiyorum. Babam yok mu? Yok. Kahvaltı bile etmeden gitti. Haydar'a ulaşmaya çalışır mısın Burcu? Sabah gelmedi. Peki efendim. Projenin üstünde bazı notlar aldım. Bir bakın bunlara Serdar Bey. Peki efendim. Alo. Geliyorum tamam. Alo Burcu. Buyurun Sude Hanım. Babam orada mı? Evet Sude Hanım. Peki Bulut? Bulut Bey az önce çıktı. Nereye gittiğini biliyor musun peki? Maalesef. Tamam Burcu, sağ ol. Yok mu? Sevgi Pekcan. Buyurun.
Melek? Çok şaşırdım. Ben gerçekten çok şaşırdım. İyi misin? Gerçekten merak mı ediyorsun? Ediyorum tabii ki. Etmez olur muyum? Melek, ben seni kaç kere aramak istedim ama kızarsın diye. Bilmen gereken bir şey var. Buraya onu söylemeye geldim. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Ne demek istiyorsun? Anlamadım bir şey. Ben... hamileyim.